RPM'den herkese merhabalar. Superlight 125 3. videomuza hoş geldiniz. Bugün sabahtan işe gideceğim motosiklet rodajda. Şehirler arası sürüş nasıl oluyor ona bakacağız. Belki dönüşte otoban sürüşünde çekiyor olurum. Ama zaten şu an gidişini görüyor olacaksınız. Şöyle bir cam verelim motorumuza. Enjeksiyonlu olduğu için artık motor ışığı da yanıyor burada. Şöyle bir çalıştıralım. Şile yolundan gideceğim. Bakalım performansı nasıl motosikletin. Superlight 125'in gidişini görmek isteyenler için henüz rodajdayken bilgi verici bir video olacaktır. Çünkü rodajdayken bildiğiniz üzere vitesi gidek altım. Hayret bak gidebiliyor demek ki motor. Rodajdayken bildiğiniz üzere motosikletleri çok zorlamıyoruz. Önce parçaların alışması gerekiyor. İşte bu silindirler çalışırken vesaire. Yani bizim göremeyeceğimiz ama mikron boyutunda parçalar çıkıyor sonuçta ilk çalıştırmada. İlk kullanımda diyelim belli bir süre. Bu sebeple araçların ilk bakımına kadar ya da belli kilometre, işte motosiklette ne yapıyoruz? İlk 500 kilometre oluyor genelde. 500-750 diyelim hatta. Sinyal açık kalmış. 500-750 kilometre arasında bakıma götürüyoruz ve biz bu kilometre aralığına kadar da dikkatli sürmeye çalışıyoruz diyelim. Şöyle gelenlere yol verelim, geçsinler. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi motosikleti eğer devirli kullanıp vites attırırsanız, rodajdan sonra diyelim, sizi sıkar mı emin değilim. Bana sıkmaz gibi geliyor ama dediğim gibi motosikletten beklentinize bağlı. Şu an mesela gideyim mi? Vites 5'e kadar çıkacağım. Bak erkenden 5'e attım mesela, görüyor musun? Bak devir nasıl düşüyor. 4000. Çekmiyor resmen. Bir bayıra geldiğimizi düşün, aynen bunu yaşayacaksın. 4'ü aldım. Bir tık daha iyi, en azından hızlanabiliyor şu anda. 3'ü aldım. Hemen hızlanıyoruz. Vites 3'te 5500 devirde attık. Yani çok fazla zorlamak istemiyorum rodajda, o yüzden genelde 5000 devir civarı gideceğim ben. Tabii böyle trafiğin içindeyken şu an mesela burada 50 ile gitmek de komik kaldığı için ya emniyet şeridinden gitmeniz lazım ya da yol müsaitse sağ şeritte kalıp sizi sollamalarını bekliyor olmanız lazım. Superlight 200'den en büyük farkı da bu aslında. Ben Superlight 200'de gerçekten arabalara karşı zorluk çekmezdim. Bak şu an mesela erkenden vites 5'e attım. Geçsinler dedim hadi. Çünkü vites 5'e atınca boğulmuş oldu. Tekrar 4'e attım. Temdeyken falan zaten emniyet şeridini kullanırsınız ama işte normal bir yolculukta bak önümde görüyorsunuz yer ne kadar tozlu. Yani sürekli buralardan gidiyor olmak gibi bir kültür olmamalı. Bu arada rodajda bile olsan sanırım bu devir aralığı 5000-5500 devir aralığı olması lazım. Çünkü altı çok ölü kalıyor, yani ya trafiğe çıkmayacaksın rodaj bitene kadar. Ya da dediğim gibi bu hızları görüyor olman lazım ki motor birazcık gidiyor olsun. Şu an mesela 70'e gibi varamadık daha. Arkamda bir araba var. Solumdaki boşaldıktan sonra arkamdaki beni sollayacak ama neyse bekletmeyeyim deyip emniyet şeridine geçiyorum örneğin. Yani çok şey değil böyle ya. Tekrar gireyim şuraya da. İleride dönüş var çünkü. Muhtemelen el kol çok yapacağım ben bu adamlara. Yani böyle arkamda bekledikçe, ben de yol vermedikçe. Kornaya bastıkları anda muhtemelen el kol yapıp böyle anlaşıyor olacağız yani. Gidişat öyle gözüküyor. Şu an elim full bu arada. Vites 5'te olduğu için 65'te gidiyoruz yani, hızımız bu. Çok devirli sürmek istemiyorum, o yüzden vitesi 4'e de almıyorum şu an. Ama bayır çıkacağım, mecbur alıyorum. Yine 6000 devire yakın süreceğiz böyle bir eğimli yolda anlaşılan. Arkamda bir Clio var, yazık. Kusura bakma, vallahi yol veremedim sana. Baksana şu an motor boğuldu resmen, ben şöyle sağa kaçayım. Nasıl geniş bir emniyet şeridi bizi bekliyor. Vites 3'e geçtim. 5500 devirdeyiz. Hızımız 50. Sağdan gelen yok. Şöyle sağa doğru kaçalım.
İşte Çinli motorlarda başa gelen bir şey, devir saatinin ışığı yanmıyor, onu fark ettim. Bunu hemen garantiden halletmemiz lazım mesela. İçini söküp herhalde bir ampul takarlar diye düşünüyorum. Yoksa böyle bir sebepten hemen şeyi yapmazlar, değiştirmezler. Bak, vites 2'ye düştük. Vites 2'de gideceğim ben diyor. Bak, şu an bayır çıkıyoruz. 6000 deviri geçtik, 6500. 3'e alıyorum, tekrar hızımız düşüyor. Yani hani rodajda trafiğe ya da uzun yola gitmeyin dediğim aslında bu oluyor. Bak, tekledi resmen. Demek ki vites 2'de hızlanmadan böyle ağır ağır çıkacaksın. Böyle yol bitmez yalnız ya. Bakayım, Allah'tan erken çıkmışım. Ya gerçekten böyle yol bitmez. Yani rodajda olduğum için söylüyorum yine, bakın. Burada bağıttırıp son devir hızlarında giderek böyle gidiyor olsam motor çeker gene, ama şu an mesela vites 2'de 6000 devirdeyiz. Hızım 38 falan. Bak, gazı açıyorum, hala hızlanma payı var. 3'e alıyorum ama ölüyor. Yani 3'teki devir oranlarını çok kötü ayarlamışlar. Şanzımanda resmen bir sıkıntı var gibi hissettiriyor insana ya. Baksana, durdum resmen. Yani arkadan gelen araçta olduğunuzu düşünün. Çok şey değil böyle. Mutlu bir senaryo değil yani, onu bir söyleyeyim. Tekrar 2'ye alıyorum. Öldü çünkü. İlk kez gazı açıyorum. O minde bire kadar gidiyor. Bunu bir seferlik yaptım. Motordaki ölü toprağı bir kalkmış olsun. Bundan sonrası zaten dikkatli olur. Ya bir de böyle öküzler var işte, ısrarla arkandan gidiyor. Neyse, videodayız, bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi, el kol yapıp böyle muhtemelen çok fazla iletişim kuruyor olacaksınız. İletişim kabiliyetiniz gelişecek arkadaşlar. Sabırlı olmayı öğreneceksiniz bu motorda. Abi sen niye aldın demeyin. Bu fiyatlara skuter almaktansa ben bunu seçtim gene. Tarz olarak da hoşuma gittiği için gene bunu seçtik diyelim yani. Biraz da uğraşırım dedim motorla. Çok şey değil. Benim için problem değil şu an hız. Yani hemen top speed denemeyeceğim tabii ki. Vites 5'te şu anda gidiyoruz mesela. 5000 devirdeyiz ve hızımız 67 falan. Motorun gidişi bu, canı bu. Superlight 125'in uzun yol performansı böyle olacak. Şu böyle yokuşlarda mutlu olursunuz. Düz yolda fena değil. Tabii yine rodajdan sonra muhtemelen 100 falan gidecek bu yani, belli. Ben rodajdayken şu an 70'e kadar çıkmıştım. Bayır aşağıya mesela 75'e geldik. Yani bu hızlarda gideceğinizin bilincinde olun diye bu videoyu çekeyim dedim. Ben yola devam ediyorum. Videoda açık kalacak güvenlik için. Eğer gidişini izlemeye devam etmek istiyorsanız, ben sürekli konuşur muyum bilmiyorum, videoda kalmaya devam edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz yola devam ediyoruz. Kalanlar kalsın. Hadi siz çıkabilirsiniz. Bilgi yalanlar çıkabilir. Beğendiyseniz abone olup çıkın ama. Öyle çok görmeyin bir aboneliği bana. Neyse, gitmemesi iyi oldu. İçimde tişört var. Hızlı gitsek üşürdük. Vay Superlight vay. Abi yalnız tasarımını ve sürüşteki o zevkini, konforunu gerçekten çok özlemişim o motorun. Ben tekrar vites 4'ü aldım bak. Zaten yerde 50 ile gidiyor. Biz de 50'ye düştük. 3'ü aldım. 3'te 5000 devirdeyseniz birazcık birileri var orada ama 5000 devirin altı hiç gitmiyor yani. 5000 devirden sonra hızlanabiliyor bu motor. Vites 3'teyken. Yalnız işe giderken stresliymiş yani. Şehir değiştiriyorsanız ben gibi işe giderken. Şu an hafta sonu turuna çıkmış gibiyim. Hiç işe gidiyor havasında değilim resmen bu hızlarda gidince. Keyif yapa yapa gidiyoruz. Ben Superlight 200'le 13 saatlik yol yapmıştım ya bir günde. Yani ben Antep Antalya, Antep Kütahya, yani bir sürü yol yapmıştım var. O yüzden benim için fark etmiyor şu an. Ama bununla yola gitsem herhalde o 13 saatte gittim dediğim yol kesinlikle 15 saate dönüşecek. Hız farkı çok çünkü. Superlight'ta da elim hep böyle olurdu. Onda yağ soğutma da vardı, bunda yok. Ya bir kere şişmedi. O 13 saatlik mod, 13 saatlik yolda o motorun şişmediğini duyan her usta mesela şaşırıyor. Öyle abi, yani motor kötü değil. Motor bloğu kötü değil diyelim en azından. Yani blok, keyway bloğu. Direkt böyle Çinli motorlar gibi dandik bir şey diyemiyorum. Çünkü
Ya bloğunu az çok biliyoruz işte. Ben motordan yana çok problem duymadım. Ha, bununla enjeksiyon kaynaklı belki bir sürprizler yaşatabilir ama onu da zamanla göreceğiz. Umarım bizde olmaz. Olursa da uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. 2 yıllık garantisi var. Bak şu an 65'te gidiyorum. 5000 devirde. Arkamda bir Doblo var. Bakalım ne kadar sabırlı olacak. Demeye kalmadan birazdan göreceksiniz. Sollamaya çıktı bile. Ama şöyle bir şey var. Abi altındaki racing motor olsa, 125'lik olup gitmiyor olsa iyi söverler sana. Ya bu zaten çapur motor olduğu için ben şurada gene kaçayım. Bunu siz yapmayın çok fazla. Ben video çekiyorum diye şu an yapıyorum, yol veriyorum ama abi yapmayın diyorum da yani bu hızlarda da zaten düşsen bir şey olmaz ya. Tövbe tövbe. Ya baksana kaç kişi geçti lan, bunları bekletmek olur mu şimdi? Artiste inada gerek yok yani. Kaç dakika olmuş videoda? 5 dakikadır konuşuyoruz lan, nereye geldik? Ben şunu diyordum yani, racing motorunuz olsa, ben şöyle şeridime geri döneyim, yeter bu kadar iyilik. Racing motorun olsa ve gitmiyor olsa, racing olduğu için millet gördükçe vay şerefsize bak şeridi kapatmış gitmiyor falan diyecek keyif için. Ama abi zaten chopper sürüyorsun. Chopper'da da keyif motoru olduğunu herkes anlıyor tipinden. Genelde problem yaşamazsınız gibime geliyor. 2 yıllık Superlight tecrübemde bunları yaşamıştım ben. Tabii o 200'lüktü. Tekrar hatırlatmış olayım. Yani yokuş aşağı biraz kendine geliyor motor. 75 falan gidiyoruz gene. Yine yol vereyim de bir geçsinler. 125'lik olmasına rağmen ben motor sesini sevdim bu arada. Şu an uzun yolda çok keyifli gene, böyle bir tokluk var gibi, farklı bir sesi var. Direkt böyle CG motor sesi yok yani hani. O da önemli bir detay. Bakalım motor açıldıkça ne şekillere bürünecek, ben de merak ediyorum. Ne oldu, gene vites 3'lere düştük şöyle bir bayırda. Yani farklı hisler ya. Böyle motorun gitmediği bir an çok fazla yaşamamıştım hayatımda. Bunun artık güzel olacak yani. Oo, 80'i gördük. Gene çok fazla gaz açmayayım da. 6000 devirden sonrasına çok gitmek istemiyorum motorda. 5-6000 devir arası takılacağız, öyle gözüküyor rodajda. Sele'de şu an mesela bak 6000 devirdeyiz. Sele'de ufak bir titreşim var. Onun dışında ellerde çok az geliyor. Ama Superlight 200'den daha iyi. Ayaklarda yok mesela benim şu an. Gazı tam açmıyorum bu arada. Yokuş aşağıya gidiyoruz zaten. 6000 devirde 80'le gidiyor motor. Düz yolda biraz daha iyi gidecek ya. O hissettiriyor. Birazdan şu yokuş çıkacağız. Bakalım arkamdaki tır yavaşlamaya başladı bile. Tırdan kötü müyüz onu göreceğiz birazdan. Biraz hızlı geldik bak bu sefer. Bakalım hızlı gelince ne oluyor. Gitme sana muhtacım. İyi, bu yokuşu çıkabildik. Tırcı abimiz yokuş aşağıya dayanamadı ve solladı artık. 85'i gördük. Şöyle 90'da görmüş olalım ve bırakalım. Abi çok keyifli ya, bunun böyle süzüle süzüle gitmesi, hızından dolayı demiyorum. Chopper'la yaptığın böyle bir viraj kontrayı yemesi falan. Gerçekten keyifli bir motorda. 80'den sonra üşümeye başlıyorum, o yüzden zaten hızlı gitmeyeyim. Ya bunda şeridini koruman önemli yani, adama yol vermediğin halde böyle sağdan sağdan gidiyorsan şeridin en sağından sıkıştırıyor olurlar seni. Adamın niyeti olmasa da yani ister istemez o konuma düşebilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Gittiğin yeri görmen lazım yani. Ben şöyle emniyet şeridine kaçayım. Yalnız tam acemi işi ya. Vallahi tam acemi işi. Ya bak şöyle yavaş gidiyorum ya abi. Asfaltı sevesim falan geliyor. Böyle bariyerleri okşayayım falan. Siz niye insanların canını alıyorsunuz falan böyle kızayım. Yani şey değil. Motor yavaş gidince abi yürüyor gibisin ya. O kadar güvende ki bak, ayağını yere koy falan böyle git yani. Çok garip bir his. Yani trafikte yavaşlıktan dolayı sorun çekmediğiniz sürece böyle farklı bir hismiş ya. Ben hızlı sürmeye alışmışım çünkü.
Güzel oluyor. Ya burada soldan gideceğim de var ya, tırsıyorum geçmeye. Böyle anlarda yemişim rodajın tabi. İleride polis de var bak. Soldan gidiyorsunuz da nasıl sağa gireceksiniz çok merak ediyorum. Ya yapmayın işte şöyle şeyleri. Ceza yiyorsunuz sonra. Elinde telefon var. Muhtemelen ileriden gelenleri çekiyor. Ceza yazacaklar. Oh, 60'ta şöyle bir gireyim virajıma. Çok keyiflisin be. Superlight 200'de bir de böyle bazen araç kovaladığım olurdu yani. Yapmayın siz ama sinirlenip böyle şey yaptım da yetişirdim yani. Bunda mümkün değil. O yüzden usulünü bilerek sürmek lazım bunda. Dominardan düz gidiyor en azından. Bunun da çift egzozu var. Yani 5500 devirin altında sıkılırsınız bu motorla. O yüzden 5500-6000'lerde sürmek lazım. Rodajdayken tabi biraz daha 6000'e gelmemeye çalışırım ben. 10.000 devire kadar gidiyor. Canı öyle gözüküyor. Denemedim tabi Redline'de 12.000'lere gelir mi? Superlight 200'den de o kadar hatırlayamıyorum açıkçası detayına. Bu arada Superlight 200'ün de lastikleri Cordial markaydı, öyle hatırlıyorum. Bunda da aynı. Ya gene böyle tubeless'a çevirmek lazım bu lastikleri tabi. Ben ama Superlight 200'den de bildiğim lastikler olduğu için yine ilk 10.000 kilometre falan en az kullanırım gibime geliyor. Lastik tamamen kişisel tercih. Evet, güvenlik için değiştirilmesinde fayda var ama ben dediğim gibi idare edebildiğim için çok fazla problem etmiyorum. Araba geliyor diye geçemedim sola. Onunla da toz içinde kaldık. Yani böyle vites 5'te devir düşük olsun falan diye motor ölü gideceğinize değiştirerek gitmek lazım rodajdayken. Motor bir kendine gelsin ya, böyle her viteste her aralıkları bir görün yani. Vay be, Silifke Mersin tarafındaki virajlar çok keyifli oluyordu Superlight 200'de. Anılarım canlandı. Kanalda hepsinin videosu var bu arada. Göz atmayı unutmayın. Güzel geçmişimiz oldu Superlight 200'de de. Rodajdayken top speed denemiş olalım mı şurada? Yüzü geçtik. Kadar geldi. Dominar'la burada top speed denediğimde yol bitiyordu. Hızım daha bitmiyordu. Bunda fren yapmama bile gerek yokmuş yani. Gayet rahat bir viraj. Abi şu rahatlığa bakar mısın ya? Keyif bu işte ya. Şu fotoğrafı alayım da bari. Çok keyiflisin ben. Bir de şöyle arka seleye oturup da diye sürebilirsiniz. Hız denemesi yaparken böyle de yapabilirsiniz. Çok güzelsin ya. Toto'da birazcık uyuşma var ama o her motorda oluyor ya bu kadar yolda. Dominar'a kıyasen hiçbir şey değil yani şu an. Saat kaç oldu bu arada? Vay be. Bayağı bir saatimi alacak lan yol neredeyse. Çok ilginç. Gördüğünüz gibi o kadar yavaş gidiyor ki eldivenimi çıkarıp store çekip tekrar eldivenimi giyebiliyorum. Şaka bir yana motorun rahatlığından mı yani, yavaşlığından değil. Gene 60-70 bu bayırda çıkıyoruz. 120'de çıkmasına gerek yok. Evet, buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. İstesiz hakiki RPM takipçilerisiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.